kadrolarının karşı karşıya geldiğini konuşmuştuk. Şimdi AK Partili Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile ve ekibinin seçim koordinasyon merkezi toplantısında AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı iddia ediliyor. Yani bu kez tartışma Cumhur İttifakı'nın içerisinde değil, AK Parti'nin içerisinde gibi. Yerel seçimler yaklaştı. Adayların netleştiği illerde seçim çalışmaları başladı. Seçim çalışmalarının gerginliği iddiaya göre Elazığ'da iki AK Parti'nin yumruklaşmasına kadar gitti. AK Parti Elazığ İl Başkanlığındaki toplantıda Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Buranın koordinasyonuyla beraber. Elazığ Online'ın haberine göre seçim koordinasyon merkezi toplantısında milletvekili Nazırlı görüş ve önerilerini sundu. Ortak bir yol haritası olacağını söyledi. Şahin Şerifoğulları mevcut belediye başkanımızla yola devam ediyoruz. Bu sözler üzerine yeniden aday gösterilen Şahin'in su şişesi fırlattığı milletvekiline sen kimsin ki yol haritası belirleyeceksin diye çıkıştığı iddia edildi. Hatta hızını alamayan Şerifoğulları'nın vekil Nazırlı'ya saldırdığı öne sürüldü. Bu aziz şehrin yiğit başkanı yapmaya hazır Belazığ. Habere göre Şerifoğulları'nın ekibinin salona girmesiyle ortalık iyiden iyiye karıştı. Olaya müdahale eden polis giriş çıkışları yasakladı. Parti binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Mahmut Rıdvan Nazırlı'nın olaylı toplantı öncesi sosyal medya hesabından Şahin Başkan'ı yeniden seçtireceğiz paylaşımı yaptığı öğrenildi. Şimdi bugün Hataylılara rağmen diye bir başlık açtık. Genel seçimler, milletvekilleri seçimleri için Can Atalay'ı sokmuştu Hataylılar meclise ama hala tahliye olmadı Can Atalay, malumunuz. Şimdi bir de yerel seçimde Hataylılara rağmen bir durum var mı diye sorguladık. Lütfi Savaş'la ilgili tepkileri de getirdik ekranlarınıza. Can Atalay başlığı ile ilgili CHP'nin yaptığı bir çağrı vardı. Meclis olağanüstü toplansın Can Atalay ile ilgili dedi. Ama Numan Kurtulmuş iç tüzüğün buna izin vermediğini söyledi. Şimdi genel kurulun bir karar alması gerekiyor. Evet, olağanüstü toplantı için ama istense yapılabilir. Vekil tatilde biliyorsunuz. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de meclis tarafı olmaması için de o yazıyı, hani Yargıtay'ın gönderdiği yazı vardı ya, onun da mecliste okunmamasına, genel kurula gönderilmemesine karar verdik dedi. Meselenin suhuletle çözülmesi gerektiğini söyledi meclis başkanı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'ın da anlattıkları var. Onun anlattıkları da Kurtulmuş'la arasında geçen diyaloğa dair. Şerafettin Can Atalay. İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafı olmaması için biliyorsunuz yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay için verdiği hak ihlali kararını yine yok saydı. CHP Atalay için mecliste genel görüşme yapılmasını istedi. Ancak CHP'nin meclisi olağanüstü toplansın çağrısı olumsuz yanıtlandı. Geçmiş örneklerdeki durum yaşanmasın diye bunu mecliste okutmadım ama burada meselenin bir şekilde halledilmesi lazım. Zaman içerisinde bunu bu uygulamayı ortaya koyarız. Mesele bir tutuklu milletvekili meselesi boyutunu aşmıştır. Türkiye'de herkesin kişi güvenliğinin ihlali ve anayasa yargısının ortadan kaldırılması, meclis iş tüzüğünün uygulanmasının fiilen ortadan kaldırılması sürecidir. Hem meclis başkanı Numan Kurtulmuş hem de siyasi parti grupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde meclisteki basın mensuplarını ziyaret etti. Kurtulmuş Atalay'la başlayan yargı krizinde meclisin hukuki tartışmanın tarafı olmayacağını söyledi. Şimdiye kadar Atalay kararını mecliste okutmadığını, tartışmanın da suhuletle çözülmesi gerektiğine işaret etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi hukuki bir tartışmanın tarafı değildir ve olamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine hakimdir ve bu anlamda da gerekli adımları atar.